Tiko ile Taki'nin hikayesi. Nobel ödüllü bilim adamı Profesör Doktor Aziz Sancar ne demişti? İslam dünyası son 500 yılda doğru dürüst bilime katkı yapmış değil. Bunu düzeltmemiz lazım. Evet, düzeltmemiz lazım ama nasıl? Eğer kendisi bir ilçe sağlık ocağında 2 yıllık bir hekimken, NATO TÜBİTAK bursu ile gittiği Amerika'daki üniversitelerde akademik çalışmalar yaparak bilim adamı olmasaydı, Nobel Kimya Ödülü alabilir miydi? Bu sorunun cevabını siz okurlara bırakıp bilimin bir süreç ve altyapı gerektirdiğini, öncelikle toplumda bir aydınlanma olmadan, değil 500 yıl, 1000 yılda geçse doğru dürüst bilimsel bir katkının gerçekleşmeyeceğini söylemekle yetinelim. Aziz Sancar'ın vurguladığı 500 yılın başlangıcı 16. yüzyıla denk geliyor. Tarih literatürümüzde Türk yüzyılı diye adlandırılan, Osmanlı'nın en kudretli ve ihtişamlı zamanıdır bu çağ. En tepe noktası olan bu çağdan sonra, savaş ekonomisine bağlı olan Osmanlı artık duraklama ve gerilemeye başlayacaktır. Avrupalılar ise 15. yüzyılda uyanıp, 18. yüzyıla kadar Rönesans, reform ve aydınlanma çağlarını yaşayacaklardır. Aslında bu çağlarda insanlığın bir anlayış ve düşünüş değişimi ve dönüşümü söz konusudur. Ateşin keşfi, tekerleğin icadı, Tarım ve yerleşik düzene geçişteki Neolitik devrim gibi insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak yaşanan Rönesans, Reform ve Aydınlanma çağlarını biz ne yazık ki yaşayamadık. Bu itibarla Osmanlı devletini fetihler çağının son numunesi ve orta çağda kalmış bir devlet olarak saymak gerekir. Avrupa devletleri ise büyük bir devrim yaparak Aydınlanma çağının yaratıcıları olarak tarihteki yerlerini almışlardır. O aydınlanma çağı ki günümüzdeki dünyanın oluşumunda en başta gelen süreçtir. Nitekim Osmanlı Devleti aydınlanmayı başaramadığı için bu sürecin dışında kalmış, böylelikle duraklama ve hemen akabinde gerileme dönemine girmiştir. Antik çağlardan süregelen inanç ve düşüncelerle hesaplaşılmadığından dolayı yeni bilgilerle yeni düşünceler yaratamayan devletler geride kalıp ömrünü tamamlamıştır. Osmanlı Devleti de Rönesans, Reform ve Aydınlanma çağlarını teğet geçtiği için yıkılmıştır. Osmanlılar ile Avrupalıları kıyaslayan tarihçiler, aslında çağcıl kopuşun bahsettiğimiz süreçten itibaren meydana geldiğini belirtiyorlar. Biz bu çağcıl kopuşun iki çarpıcı örnekle hikayesini anlatmaya çalışacağız. Yüzyıllardır dinsel anlayışın tahakkümünde bulunan Avrupa'da 15. yüzyılda İnsan merkezli yaşam anlayışı, hümanizm, İtalya başta olmak üzere gelişerek, sanat, bilim ve felsefede ilerleme ve diğer radikal değişimler yaşanmaya başladı. Modern matbaanın icat edilip, gelişmesiyle birlikte bilgi geniş kitlelere ulaşıp yaygınlaştıkça toplumsal ilerleme ve gelişme sağlandı. 16. yüzyılda da devam eden bu süreç beraberinde reformasyonu getirdi. Almanya'nın başını çektiği reform hareketlerinde dinin sultası kırıldı. Farklı ana dillerde matbaada basılıp okunan ve anlaşılması kolaylaşan kutsal kitapların içerikleri öğrenildi. Kutsal kitapları okuyup anlayan halk, onların eskilerin masalları olduğunun farkına varıp yozluk ve yobazlığın kaynağı olduğunu düşünmeye başladı. Endüljansa karşı çıkan, baskılara rağmen Tevrat ve İncil'i Almancaya çeviren Martin Luther, her ne kadar kilise tarafından aforoz edilse bile Hristiyanlığın üçüncü büyük mezhebi Protestanlığı kurdu. Luther, dinin yanı sıra eğitimin de layıkleşmesini talep ederek, okulların ve okumanın sivil yaşamda büyük bir aydınlık kaynağı olduğu düşüncesini yaymaya çalıştı. Oysa Avrupa'yı baştan sona etkileyen reform hareketleri, topraklarının önemli bir bölümü Avrupa'da olan Osmanlı Devleti'ne es geçiyordu. Bunun en önemli nedeni, matbaanın henüz Osmanlı'ya girmemesi girememesi ve din kitaplarının Türkçe'ye çevrilememesiydi. Avrupa'da halk, kendi dilinde basılan din kitaplarını okuyup bir aydınlanma yaşarken, kilise ve din adamları eski itibarlarını kaybettiler. Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak, devletlerde layık bir eğitim sistemi kuruldu. Din adamlarının yönetici ve halk üzerindeki egemenlikleri zayıflayıp yok oldu. Hümanizm sayesinde milli ve ana dillere çevrilen kutsal kitaplar, temel ilkelerin kabul edilmesine yol açarak bilim adamlarının din ve mezhepleri eleştirip sorgulamasını sağladı. Din cenderesinden çıkan zihin özgürleşip, sınırları zorlamaya başladı. Aydınlanma devrimiyle sonuçlanan Rönesans ve reform çağlarında Osmanlı Devleti, statikosunu devam ettirip, bu durumun getirdiği sorunlarla boğuşarak boşa zaman harcadı. Hemen yanı başındaki komşularına ayak uydurma kabiliyetini gösteremeyip, kendini yenileyemedi. Bundan dolayı çağın gereklerini karşılayamayıp tarihteki yerini aldı. İlericilik ve gericilik bağlamında çarpıcı bir örnek olarak, 16. yüzyılda aynı zamanlarda yaşamış olan iki bilim adamını kıyaslayalım. Bir İslam devleti olan Osmanlı, aslında gerilemeye yüz tutmuş bir medeniyetin son vagonlarından biriydi. 9. yüzyıldan itibaren Antik Yunan, Hint ve Çin'deki devrin bilimlerini çevirilerle elde ederek belli bir düzeye getiren İslam medeniyeti, 13. yüzyıla kadar parlak bir dönem yaşamış ve sonra gerilemeye başlamıştı. Bundan dolayı Osmanlı'da bilimsel gelişme yaşanmıyordu. Zaten Osmanlı ve dolayısıyla İslam medeniyetinin, mevcut bilimsel bilgileri daha ileriye taşıyamamasının en önemli nedeni din ve dinsel eğitim durumuydu. Çünkü din çerçevesinin dışındaki bilgiler, doğal olarak, belli bir dönem Avrupa'da olduğu gibi, kesinlikle reddediliyordu. Doğusu ve batısıyla Orta Çağ dünyası, antik dönemin bilgilerinden öteye geçememiş, bütün toplumsal kurumlarında da bu bilgileri içselleştirmişti. Yeni bilgilerin ortaya çıkması ezberleri bozuyor ya da ezber bozunca yeni bilgiler ortaya çıkıyordu. Ancak kimse kurulu düzeni bozmaya cesaret edemiyor, cesaret gösterenler ise bunu canıyla ödüyorlardı. Taki aydınlanma ile sonuçlanan devrime kadar. Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda gücünün dorunda olmasına rağmen, bahsedilen nedenlerden dolayı bilimde pekileri değildi. Böyle bir zamanda Şam ve Mısır'da yetişmiş bir bilgin, astronom, mühendis ve matematikçi Maruf Olu Takiüddin, Osmanlı Devleti'nde müneccim başılık görevine getirildi. Aslında o dönemde Avrupa'da olduğu gibi, aynı zamanda din adamı da olan Takiüddin, hem Mısır'da ve hem de birkaç kez gelip geri döndüğü İstanbul'daki medreselerde müderrislik ve kadılık yapmıştı. Mısır kadılığı vekaletlerinde de bulunmuştu. Kazasker Abdülkerim Efendi Mısır kadısı olunca, onun ve babası Kutbeddin'in teşvikiyle astronomi ve matematik bilimlerini çalışmıştı. Kutbeddin, dedesi Ali Kuşçu'nun, Riyaseddin Cemşid El Kaşi ve Kadızade Rumi'nin kitaplarını ve birçok rasat aleti temin edip Takiyüddin'e vermiş, böylece Takiyüddin, Mısır'da astronomi ve matematik ile uğraşarak önemli eserler ortaya koymuştu. 1570 yılında yeniden İstanbul'a gelen Takiyüddin, bir yıl sonra müneccimbaşı Mustafa Çelebi'nin ölmesi üzerine padişah 2. Selim tarafından müneccimbaşı tayin edildi. Aslında Takiyüddin'in müneccim başı olmasında dirayetli devlet adamı Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'nın ve Şehzade 3. Murat'ın hocası Saadeddin Efendi'nin çok desteği oldu. Zaten daha sonra Sokollu Mehmet Paşa'nın ölümünün ardından Osmanlı'nın ilk rasathanesi yerle bir edilecekti. Burada müneccim başılık kurumunu biraz açıklamaya çalışalım. Arapça olan müneccim sözcüğü Necim'den, Türkçesi yıldız demek, türemiştir. Osmanlılarda yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkararak geleceği öğrenmeye çalışan kişilere müneccim yani yıldız falcısı deniyordu. Müneccimlik günümüzde astroloji olarak nitelendiriliyor. Astroloji yıldız bilgisi anlamındadır. Her ne kadar günümüzde sahte bilim olarak kabul edilse bile astroloji eski çağlardan beri Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarında, antik Yunan'da önemli bir yer işgal etmiş ve astronominin yani gerçek gökbilimin gelişmesine de katkıda bulunmuştur. 18. yüzyılın ortalarına kadar Doğu ve Batı, bütün uygarlıklarda astroloji ile astronomi birbirinden ayrılmaz konulardı. Takiyüddin'in yaşadığı dönemde de Avrupa'da olduğu gibi, Osmanlı'da da astrolog ve astronomlar aynı kişilerdi. Bundan dolayı müderris, zamanın bilim adamı, hüviyetine haiz Takiyüddin'in müneccim başılığa terfisi garip karşılanmamalıdır. Ancak burada şunu vurgulamak gerekli ki, Osmanlı müneccim başılarından çoğu sadece astroloji ile ilgilenmiş ve takiyüddin gibi astronomi ile ilgileri pek olmamıştır. Olanlarsa daha sonra batıdan çeviriler yaparak özgün eserler vermemişler, verememişlerdir. Osmanlı Devleti'nde müneccim başılık kurumu 2. Beyazıt zamanında kurulsa bile, önceden beri astroloji ve astronomi ile ilgilenen bilginler yok değildi. Ulu Bey'in Semerkant'ta kurduğu rasathanede yetişen bilginlerden bazıları Osmanlı'da müneccimlik yapmışlardır. Bunlardan Semerkant'ta kadızade Rumi'nin öğrencisi olan ve Kastamonu'ya yerleşip çalışmalar yapan Fethullah Şirvan ile Fatih Sultan Mehmet'in çağrısı üzerine İstanbul'a gelen Ali Kuşçu'yu sayabiliriz. Bunlar 15. yüzyılda medreselerde matematik, geometri ve astronomi dersleri verdikleri gibi müneccimlik de yapmışlar ve çeşitli eserler vermişlerdir. Osmanlı'da müneccim başılık kurumu kurulduktan sonra 37 münecim başı görev almıştı. Ancak bunların içerisinde etkin bir şekilde bilimle uğraşan sadece Takiyüddin idi. Müneccim başılık kurumunun görevleri şu şekildeydi. Birinci görev, her yıl Nevruz'da, yani 21 Mart'ta iki takvim çıkarmaktı. Bu takvimlerden biri olan rakam takviminde yılın ay ve günleri belirtiliyordu. Ayrıca bu takvimde zayiçe hazırlanıyor, yıldızların konumlarından yola çıkılarak yapılacak işler için uygun vakitler tespit ediliyordu. Ay ve güneş tutulmaları, yer ve gök olayları haber veriliyordu. Takvimlerden diğeri ise, özel olarak hazırlanan ahkam takvimiydi. Yeni yılda meydana gelebilecek olaylar hakkında müneccim başının yaptığı tahmini yorumlar ile, yapılması uygun olan ve uygun olmayan işler bu takvime yazılıyordu. Hazırlanan takvimler, padişah, sadrazam ve diğer devlet görevlilerine dağıtılırdı. Bu takvimler 19. yüzyıl başına kadar Ulu Beyzicine, yani astronomik tabloya göre hesap ediliyordu. Bu tarihten sonra kısa bir süre Fransız kastini ve akabinde Laland zici kullanılmaya başlamıştı. Çünkü Ulu Bey zicinin hatalı ve eksik olduğunu ortaya koyan Takiyüddin, kurduğu rasathanede ölçümler yaparak yeni bir zici hazırlamış, ancak daha sonra anlatacağımız gibi çabası boşa çıkarılmıştı. 19. yüzyıl ortalarından itibaren müneccim başılar, Fransa Rasathanesi tarafından her yıl yayınlanan takvimleri çevirerek takvim hazırlamışlardır. Müneccim Başılık Kurumu'nun ikinci görevi, imsakiye hazırlamaktı. Hazırlanan imsakiyeler, Şaban ayının son 10 günü içerisinde padişah, sadrazam ve diğer devlet görevlilerine sunuluyordu. Camilerde görevli muvakkitler, yani namaz zamanlarını tayin eden görevliler, tarafından da hazırlanabilen imsakiyeler, cami duvarlarına asılıp, halka gösteriliyordu. Üçüncü olarak müneccim başılar, padişah ve sadrazamın isteği üzerine zayiçe hazırlıyorlardı. Astrolojik bir çalışma olan zayiçede, meydana gelen olaylarda gök cisimlerinin etkisi olduğu varsayılarak, yıldız ve diğer gök cisimlerinin konumlarına göre eşrefi saat yani uğurlu saat saptanmaya çalışılıyordu. Padişah ve diğer devlet görevlileri o saptanan uğurlu saate göre hareket ediyorlardı. Padişah'ın tahta çıkışından sünnet düğününe kadar, savaş kararı verilmesinden atların çayırlarda otlatılmasına kadar genel ve özel işlerde zayiçe hazırlanabiliyordu. Osmanlı'nın önemli bir müessesesi olan ilmiye sınıfındaki başılık kurumu, devletin yıkılmasına kadar faaliyet göstermiştir. 1. Abdülhamit ve 3. Selim gibi Osmanlı padişahları zayiçelere pek önem vermediği gibi, 4. Mehmet ve 3. Mustafa gibi padişahlar müneccimlerin yorumlarına göre hareket ediyorlardı. Öyle ki 4. Mehmet, müneccim başı Ahmet dedeye danışmadan iş yapamaz olmuştu. 3. Mustafa ise, astronomi ve astrolojiye pek düşkün olduğundan bunlarla ilgili kitaplar getirtip çevirtmiş, ve ayrıca Prusya kralına gönderdiği elçisi aracılığıyla ondan üç müneccim talep etmişti. Prusya kralı ise, kendisine üç tavsiye ile cevap verip nasihatte bulunmuştu. Sultan Reşat, son müneccim başı Hüseyin Hilmi Efendi'den birinci, dünya savaşının gidişatını sormuş ve ona göre kararlar almıştı. Osmanlı devletinin akıbeti konusunda müneccim başılığın büyük etkisinin olduğunu, bu bilinen örneklerden çıkarsayabiliriz. Evet, böyle bir kuruma müneccim başı olan Takiyüddin, bir yandan astroloji, bir yandan astronomiyle uğraşırken, matematik, optik, mekanik, fizik, hendese, tıp ve doğa felsefesinde çalışmalar yapmış, pek çok eserler vermişti. Bu arada Avrupa'da da bilim çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor, önemli bilim insanları tarihteki yerlerini alıyordu. Keza 1571 yılında müneccim başı olan Takiyüddin bin Maruf'un, matematik ve özellikle aritmetik ve trigonometri alanında yaptığı çalışmalar ile övgüye değer bir bilim adamı olduğu muhakkaktır. İkinci yüzyılda yaşamış Ptolemeos, İslam literatüründe Batlamyus, tarafından son biçimiyle kurumlaştırılan altmışlık kesirleri terk edip ondalık kesirleri astronomi ve trigonometri alanlarındaki hesaplamalarda da kullanmaya başlayan ilk bilgindir. Yine 16. yüzyılın başlarında yaşamış olan leh ilahiyatçı, matematikçi ve astronomu Nikolas Kopernik'ten fazla olarak sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantın tanımlarını verip cetvellerini hazırlayan ilk kişidir. Eğer Taakiyüddin, rasatlarına devam edebilseydi, belki de Kopernik'in ortaya koyduğu güneş merkezli astronomik modelin geliştiricisi olarak tarihte yerini alacaktı. 1574 yılında tahta çıkan Padişah 3. Murat'a hocası Saadeddin Efendi ve Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa vasıtasıyla ulaşan Takiyüddin, Ulu Beyzici'nin eksik ve hatalı yanlarını düzeltmek için bir rasathaneye ihtiyaç olduğunu söyleyerek yeni rasatlar yapmak gerektiğini söyledi. Astronomiye meraklı olan 3. Murat'ın onayını alan müneccimbaşı başı Takiyüddin, içinde Yahudi ve Hristiyanların da bulunduğu bir ekip kurup önce Galata Kulesi'nde rasatlara başladı. Bu arada 3. Murat, Tophane sırtlarında Meraga ve Semerkant Rasathanelerine benzer büyük bir rasathane yaptırdı. Burasının müdürlüğüne atanan Takiyüddin, 1576'dan itibaren tamamlanmadığı halde yeni rasathanede çalışmalarını sürdürüp, zamanına göre çok doğru sonuçlar içeren zicler hazırladı. Tutulum ile Ekvator arasındaki 23 derece 27 dakikalık açıyı 1 dakika 40 saniye farkla 23 derece 28 dakika 40 saniye şeklinde bularak o tarihte ilk kez gerçeğe en yakın ve doğru dereceyi hesaplamayı başardı. Güneşin apojesinin, yörüngede, en uzak noktanın, yıllık hareketini 63 saniye hesaplayarak, bugün bilinen 61 saniyeye en yakın değeri buldu. 1580 yılına kadar rasathanede çalışmalarına devam eden Takiyüddin, bu süre zarfında 841'i Türkçe olmak üzere 1337 eser yazdı. Osmanlı'nın ilk ve tek rasathanesinde ekibiyle bilimsel çalışmalara devam eden Takiyüddin'in düşmanları elbette olacaktı. Zaten yozlaşarak yobaz hale gelen toplumda dinsel hegemonya, yeni teknoloji ve bilgileri kaldıracak kadar hoşgörülü değildi. Takiyüddin'in yeni rasat aletleri, zemberekli ve ağırlıklı astronomik mekanik saat icatları 6 silindirli monoblok pompalarla kepçeli su çarkları ve 1 mili döndüren buhar türbini konusunda yazdığı eserler ve uygulamalarıyla Allah'ın işine karışmış olabilirdi. Ancak onun için daha radikal suçlamalar gelmekte gecikmedi. Dünyanın farklı bölgelerinde olduğu gibi 11 Eylül 1577 tarihinde de İstanbul semalarında görülen bir kuyruklu yıldız 40 gün takip edildi. Takiyüddin Rasathanede gece ve gündüz kuyruklu yıldızı gözlemleyerek Padişaha bilgiler verdi. Üçüncü Murat, kuyruklu yıldız hakkındaki kehanette bulunmasını istedi. Takiyüddin, kuyruklu yıldızın Saadet Devri'nin işareti olduğu tahmininde bulundu. Ancak daha sonra İstanbul'da bir deprem ile birlikte bir veba salgını da meydana geldi. Bir tarikatın öncülüğünde yobazların kışkırttığı halk ayaklanarak saray önünde gösteriler yaptı. Rasathanede meleklerin bacaklarına bakıldığı dedikodusu yayıldı. Bu arada Safevilerle savaşa girilmesi uğursuzluktan sayıldı. Ardından, Takiyüddin'in hamisi Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'nın 11 Ekim 1579 tarihinde öldürülmesi, Rasathane muhaliflerinin üstünlüğü ele geçirmelerine neden oldu. Bu olaylardan sonra Hoca Saadettin, Efendi de gözden düşmüştü. Böylece Sokollu Mehmet Paşa'ya ve Hoca Saadettin Efendi'ye, asım olan Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemseddin, Padişah 3. Murat'a bir mektup yazdı. İhracı Rasad Meşum ve Perde-i Esrarı Felekiye'ye küstahanet tıla ve Hameti akibeti meczumdur. Hiçbir mülkte mübaşeret olunmadı ki, mamur iken harap ve bünyanı devleti zelzele nakı inkılap olmaya. Yani bu mektupta Rasadhanenin uğursuzluk getirdiğini, Feleğin, yani göğün sırlarına küstahça cüret etmenin kötü sonuçlar doğurduğunu, rasat yapılan her ülkede mamur olan devletin yıkılıp harap olduğunu bildirerek rasathanenin yıkılmasını istedi. Bunun üzerine rasatane kurulurken verdiği beratta atalarından hiçbirine böyle bir işin nasip olmadığını, bunu yapma şerefinin ilk defa kendisine nasip olduğunu iftiharla söyleyen padişah 3. Murat, bir fermanla kaptanı derya Kılıç Ali Paşa'ya rasathaneyi yıkma görevi verdi. 22 Ocak 1580'de geceleyin içindeki aletlerle birlikte donanma tarafından topa tutulan Osmanlı'nın Darül Rasa Cedidi, yani Yeni Rasathanesi, henüz Takiyüddin'in yaptığı zicler tamamlanmadan yerle bir edildi. Osmanlı'da bilim fidanını şahsi gayretiyle yeşertmeye çalışan Hezarfen Takiyüddin, Tanesiz bir süre daha müneccim başılığına devam etti. Zaten siyasal çekişme ve dinsel kaygılarla rasathanenin yıktırılmasını sağlayan Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemseddin, rasathanenin yıkılmasından tam 4 ay sonra ölmüştü. Ne var ki bu şahıs, rasathanenin yıkılmasına ön ayak olarak, Osmanlı'nın geri kalmasının başlıca nedeni olan bilim ve teknolojinin gelişmesini engelleyip, devlete verdiği zararın kalıcılığıyla tarihteki nadide yerini almıştı. Osmanlı'da bilimin kafası ezilerek bilim yuvaları toplarla dövülürken Avrupa'da Takiyüddin kadar şanssız olmayan biri daha vardı. Danimarkalı astronom Tycho Brahe hemen hemen Takiyüddin ile aynı yıllarda bilimsel çalışmalar yapıyordu. O çıplak gözle incelediği göğün yüksek doğruluk oranı ile astronomisini hesapladı. O çağdaki gök bilimciler gibi astroloji ile ilgilendi ve simya ile de uğraştı. Ülkesinde asil ve zengin bir soydan gelen Tycho, bir yandan hukuk eğitimi alırken 1559 yılında tanık olduğu güneş tutulması olayından sonra astronomiye merak salmıştı. 1563 yılında Jüpiter ve Satürn'ün kavuşumunu bir çift pusula ile gözlemleyerek eski zizlerin bu kavuşum olayını hatalı verdiklerini keşfetti. 1565 yılında hukuk okumayı bırakarak tamamen astronomiye yöneldi. 1571 yılında, daha sonra Tikon'un yıldızı olarak anılacak olan parlak bir yıldız keşfetti. Konumu hakkında kesin ölçümler yaptığı bu yıldız, daha sonra sönümlenerek kayboldu. Bu yıldızın bir süpernova olduğu tahmin ediliyor. Yeni gök cismini keşfedip, Aristoteles'in değişmeyen bir göksel alem olduğu inancını çürüttü. Kuyruklu yıldızların da önceden düşünüldüğü gibi atmosferik bir fenomen değil, onların kuyruksuz, ve değişmez denilen gök kürelerden geçen cisimler olduğunu açıkladı. Tikonun bundan sonraki yaşamı, belli bir yere kadar Takiyüddin ile çok benzeşiyor. Yeni yaptığı keşiflerle ünü yayılan Tiko, Peder Okus'un gayretiyle sarayın dikkatine sunuldu. Danimarka Kralı II. Frederik, Tiko'yu 1574 yılında Kopenhag Üniversitesi'ne okutman olarak atadı. 1576 yılında ise Tiko'ya araştırma yapması için bir ada tahsis etti ve orada bir rasathane kurdurdu. Yine padişahın takiyüddüne sağladığı gibi tımarlar verdi. Bu rasathane, Avrupa tarihinde kamu tarafından finanse edilen ilk bilimsel araştırma enstitüsü oldu. Bilimin amisi olarak 2. Frederick, mali açıdan bütün devlet işlerinde temkinli davranırken, aklın ve bilimin gelişmesine yönelik çok cömert oldu. Neredeyse okuma yazma dahi bilmeyen bu kral, Danimarka'nın, Avrupa'nın büyük uluslar arasındaki itibarını artırma arzusuyla hareket etmişti. Her zaman için entelektüel yetenekleri takdir edip destekledi. İkinci Frederick'in Tycho'ya şu sözü söylediği iddia edilir. Zaman zaman Hiven adasına yelken açacağım, astronomi ve kimyadaki çalışmalarınızı göreceğim ve araştırmalarınızı memnuniyetle destekleyeceğim. Astronomik konulardan anladığım için değil. Ancak, böyle bir şeyi desteklemeyi ve tanıtmayı görevim olarak biliyorum. 1576'dan 1580'e kadar Tikon'un Uraniborg adlı rasa tanesinin yapımı sürdü. Burada bir simya laboratuvarı, matbaa ve kağıt fabrikası bile yapıldı. Bu arada Tycho, Kasım 1577'den Ocak 1578'e kadar gökyüzünde görülen ve farklı ülkelerdeki astronomların ve Takiyüddin'in de gözlemlediği büyük kuyruklu yıldızı takip etti ve 74 günde 24 gözlem yaptı. Bu kuyruklu yıldızın davranışı ve varlığıyla sabit gök cismi inancının yıkılmasında yeterli bir kanıt olduğunu düşündü. Çizdiği eskizlerde gezegenlerin güneş çevresinde ve güneşle ayın da dünya çevresinde yörüngede döndüğünü gösterdi. Çünkü Ptolemeus'un kuramsallaştırdığı ve kutsal kitaplarında inanç olarak aldıkları tezde, eskiden, evrenin merkezinin dünya olduğu ve güneş dahil bütün gök cisimlerinin dünyanın çevresinde döndüğü varsayılıyordu. Ancak, Tycho doğmadan 3 yıl önce ölen Polonyalı Nikolas Kopernik, güneş sisteminin tanımını yaparak, bütün gezegenlerin güneş çevresinde bir yörüngede döndüğü güneş merkezli bir teori meydana getirmişti. Fakat dinsel kaygılardan dolayı tepki nedeniyle bu teori bilim adamları arasında fazla taraftar bulamamıştı. Hatta Kopernik'e aptal bilge diyenler bile olmuştu. Ona karşıtları şöyle söylemişlerdi. Bazı insanlar, dünyayı hareket ettiren ve güneşi durduran Polonyalı astronomun yaptığı kadar saçma bir şeyin çalışmak için doğru ve muhteşem olduğuna inanıyorlar. Doğrusu bilge yöneticiler, bu tür parlak zihinler için bir sınırlama getirmelidir. Evet, öyle de olmuştu. Kopernik'in tezini savunduğu için Engizisyon mahkemelerinde yargılanan İtalyan Giordano Bruno diri diri yakılmış, Galileo Galilei ise hapis cezasına çarptırılarak gözlerinin kör olmasına neden olunmuştu. Tiko ise Kopernik teorisini tamamen kabul etmeyip, eski inanışla melez bir sistem önerdi. Ona göre yıldızlar güneşin çevresinde dönerken, ay ve güneş de dünyanın çevresinde dönüyordu. Tico her ne kadar dinsel baskılarla yeni bir ara geçiş sistemi ortaya koyduysa da, onun öğrencisi Alman Johannes Kepler güneş merkezli sistemi kabul etmişti. Biz yine büyük kuyruklu yıldıza dönelim. 1577 Kasım'ın başında ilk kez görüldüğü kaydedilen kuyruklu yıldız, 7 Kasım'da İtalya'nın Ferrara şehrinde gözlemlenmiş ve Mimar Ligorio tarafından şöyle tanımlanmıştı göz kamaştırıcı bulutun içinde yanan bir ateşten parıldayan kuyruklu yıldız. 8 Kasım'da Japon astronomlar tarafından, ay benzeri bir parlaklığa ve 60 derecenin üzerinde uzanan beyaz bir kuyruğa sahip olduğu bildirildi. Balık avından döndükten sonra gün batımından hemen önce kuyruklu yıldızın geçişini gördüğü söylenen Tycho Brahe ise, onun en seçkin gözlemcisi ve belgeleyicisiydi. Tabii ki Takiyüddin de bu gök olayının gözlem ve ölçümünü yapmıştı. Johannes Neskeplerde, 6 yaşındayken annesi tarafından kuyruklu yıldızı görmeye götürülmüştü. Kuyruklu yıldızın diğer gözlemcileri Tadeas Hayek, Helisayus Roslin, Hesse Kasserland Gravı Bilge William, Cornelius Gemma, Mikael Maslin ve Babür İmparatoru Ekber'in sadrazamı Ebu Fazıl bin Mübarek idi. Ayrıca, kuyruklu yıldız, Yahudi, İrlandalı, Çinli ve Vietnamlı tarihçiler tarafından da kaydedilmişti. Osmanlı'da Takiyüddin, kuyruklu yıldızın görünmesini iyi bir işarete yormuş, mutluluk ve gönenç getireceği tahmininde bulunmuştu. Fakat deprem, veba, savaş gibi art arda gelen olumsuz olaylar, ortamın onun aleyhine dönmesine neden olmuştu. Ayrıca tarikat baskısı ve siyasi çekişme dolayısıyla yobazlarca çıkarılan, feleklerin sırrı çözülüyor, meleklerin bacakları dikizleniyor, dedikodusu bardağı taşıran son damla olmuştu. Tiko'nun hamisi olan Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'nın bir tarikat müridince öldürülmesi de Şeyhülislam'ı harekete geçirmişti. Şeyhülislam, Padişah'a bir mektup göndererek, Rasathanenin yıkılmasını istemiş, böylece bir fermanla, Padişah'ın övünerek yaptırdığı Osmanlı Rasathanesi donanmanın top atışlarıyla yerle bir edilerek yıkılmış ve Osmanlı'da Rasat daha başlamadan bitmişti. Danimarka'da da kralın övünerek yaptırdığı Rasathanede müdür olan Tiko Brahe ise, kuyruklu yıldız tahminini daha olumsuz bir şekilde yaptı. Lüteryen mezhebinde, kuyruklu yıldızlar gibi gök cisimlerinin yaklaşan kıyameti haber veren güçlü işaretler olduğuna dair inanç etkisiyle Tiko, yaklaşan bir kıyametin kehanetlerini yayınladı. Yakın gelecekte korkunç siyasal olaylar olacağını söyledi. Bunlar arasında Moskova'da çok kan dökülerek, Rus çarı korkunç İvan'ın 1583'te düşmesi vardı. Fakat korkunç İvan, 1584'te satranç oynarken felç geçirerek ölecekti. Ancak Tikon'un tahminde yanılması, kralın 1580'de kraliyetin toplam yıllık gelirinin yüzde birini rasathaneye ayırmasına engel teşkil etmediği gibi, Danimarka'da felek ve meleklerle de ilgili yobazlık sorunu yoktu. Rasathane, Tikon'un idaresinde 1576'dan 1597'ye kadar faaliyet gösterdi. Avrupa'nın her yerinden öğrenciler yetiştirdi. Bunlardan biri olan Alman astronom ve matematikçi Johannes Kepler, gezegensel hareket yasalarını ortaya koyarak Isaac Newton'un evrensel yerçekimi kuvveti teorisine dayanak sağlayacaktı. İşte Avrupa'da bilimin gelişme seyri böyle ilerlerken, Osmanlı Devleti'nde ise başı eziliyordu. Avrupa'da gelişip hızla ilerleyen bilim ve teknoloji, onların dünyada egemen güç olmalarını sağlarken, bilim karşıtlığı ve yobazlık Osmanlı'da yıkıma doğru bir seyir takip etti. Şimdi Osmanlı'da Takiyüddin'den sonraki Rasathane hikayesine devam edelim. Rasathane yerle yeksan edildikten sonra müneccim başılıkta kalmasına izin verilen Takiyüddin, 1585 yılında 63 yaşında iken büyük ihtimalle kahrından öldü. Osmanlı'da müneccim başılık kurumu varlığını sürdürdü, ancak Tikon'unki gibi bilimsel bir araştırma enstitüsü ya da okul yerine astroloji ile uğraşıp, uğurlu saati, ezan ve oruç zamanını tespitten veya takvim hazırlamaktan başka bir şey yaramıyordu. Takiyüddin'in doğru bir şekilde hazırladığı yeni zici, yani astronomik tablo kullanılmayıp, eksik ve hatalı olan ulu beyzici kullanılmaya devam edildi. Daha sonra sırasıyla Fransızlardan ilk defa tercüme edilen Noel Duret'in zici, Ulu Bey zicini düzelten Kassini'nin zici ve Joseph Jerome'la alandığın zici 19. yüzyıla kadar kullanıldı. 19. yüzyılın ortalarından itibaren takvim ve zayiçeler, Fransa Rasathanesi tarafından her yıl yayınlanan zaman cetvellerinden tercüme edilerek hazırlandı. Yani Osmanlı kendisi araştırıp bulmak, yerine hazıra konmak yöntemini izlemeye başlamıştı. Gerçi yine bazı şahsi gayretlerle astronomi çalışmaları girişimi oldu. 18. yüzyılın sonundan itibaren tıbbiye gibi Avrupa tarzı okullardan etkilenerek açılan okulların bir örneği astronomide oldu. Tanzimat fermanının ilan edildiği sıralarda, müneccim başı Hüseyin Hüsnü, Efendinin gayretiyle resmi adı mektebi Fennin Hücum ya da müneccim mektebi, müneccimhane denilen bir astronomi okulu açıldı. Ne var ki bu okulun ömrü de 5-6 yılı geçmedi. Müneccim ve muvakkit yetiştirecek olan bu okul, Müneccimbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi'nin ölümünün ardından birkaç yıl daha faaliyette bulunup sonra kapandı. Takiüddin'in kurduğu rasathanenin yıkılmasından 283 yıl sonra Osmanlı'nın ikinci bir rasathanesi açıldı. Ama bu kurum, daha çok meteorolojik gözlemler yapmak gayesiyle kurulmuştu. Rasathane-i Amire, yani Kandilli Rasathanesi'nde, meteorolojinin yanında astronomik gözlem ve araştırmalar da yapıldı. 1868 yılında Fransa hükümetinin tavsiyesiyle meteoroloji çalışmaları yapmak üzere, Rasathane-i Amiri Alay-i adıyla kurulmuş olan bu rasathanenin ilk müdürü de Fransız Aristide idi. Haberleşme harita işlerinden sorumlu fizikçi Montani ile rasathaneye ait hesaplardan ve yıllığın hazırlanmasından sorumlu matematikçi Emil Lacoen teknik kadroda yer alıyordu. Daha sonra bu kadroya bir katip ile PTT ve gazete idarelerine ulaştırılacak haberleri götürecek ve rasathanenin tüm aylık hizmetlerini yerine getirecek bir odacı eklendi. 1894 yılındaki Büyük İstanbul depreminden sonra rasathanede depremle ilgili sismik ölçüm araçlarının eksik olduğu anlaşılınca İtalya'ya sismograf sipariş edildi. Burada dikkat çeken bir nokta, artık depremin müsebbibi olarak rasathanenin suçlanmamasıydı. Hatta Roma Rasathanesi Deprem Müdürü İtalyan Sismolog Agamenon, İstanbul'a davet edildi ve iki yıl Rasathanede görev alarak Osmanlı Zelzele Servisini kurup eleman yetiştirdi. Pek çok yerde makrosismik gözlemler ağ kurup servisi geliştirdi. Ancak Agamenon'un 1897'de İstanbul'dan ayrılmasından sonra bu servis kısa sürede çöktü. Meteoroloji gözlemlerinde olduğu gibi, sismik gözlemlerde resmi makamlar dışında yine Türkiye'de bulunan yabancılar tarafından yapılıyordu. Pandilli Rasathanesi Müdürü Kumbari, meteorolojik gözlemler yanında depremlerle ilgili çalışmalar da yaptı. Ayrıca saatlerin doğru ve bilimsel bir yöntemle ayarlanması için gerekli aletlerin alımına ön ayak olup astronomi takvimi hazırladı. Gezegenler, kuyruklu yıldızlar, yıldızların ışık yılı uzaklığı, yıldız zamanının güneş zamanına dönüştürülmesi, yıldız yüksekliklerinin belirlenmesi, enlem tayini ve benzeri konuların bahsedildiği Rasathane'yi amire sallamasını yayınlayan Kumbari, bir deprem katalogu da düzenleyerek, Osmanlı Devleti'nin çeşitli bölgelerinden Rasathane'ye bildirilen depremlerin bir dosyasını tutup, Avrupa'daki diğer meslektaşlarıyla bu bilgileri paylaştı. Kumbari'den sonra matematikçi Salih Zeki Bey Rasathane müdürü oldu. Ama onun ayrılmasından sonra Katip Bedi Bey, Rasathane'yi Topçu Okulu'nun karşısındaki telgrafhane taşıdı. Kaderin garip bir cilvesi olarak bu bilim yuvası da yobazlar tarafından tahrip edilmişti. Şöyle ki Topçu Okulu'nun karşısına taşınan Rasathane, 12 Nisan 1909 tarihinde, Rumi takvimden dolayı 31 Mart ayaklanması denilen isyan sırasında yobazlarca basılıp, gözlem aletleri ve sismograflar ile birlikte tahrip edildi. Tahripten arta kalan sağlam parçalar Kabataş Lisesi'ne verildi. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra Fatin, Gökmen, yeni yerinde yapılan rasathanenin müdürlüğüne atanarak, rasathaneyi meteoroloji istasyonu, astronomi ve jeofizik kurumu olarak faaliyete geçirdi. Rasathane, Osmanlı kurumlarından biri olarak Cumhuriyet'e geçti ve bilimsel ve teknolojik olarak gittikçe gelişti. Bu rasathane, Takiyüddin'in kurduğu rasathanenin devamı olsaydı, belki de bir kepleri Osmanlı yetiştirebilirdi. Bir kepler, bir Newton, bir Laplace Osmanlı'dan çıkabilirdi. Ama çıkmadı. Çünkü Osmanlı'da bir aydınlanma yaşanmadı. Tiko ile Takin'in hikayesi de bunu anlatmıyor mu? Seçkin Karamamık Araştırmacı yazar